Evet, yeni bölümde tekrar başlıyoruz. Kaan'cığım şimdi güne atlattık. Şurada bir çöp vardı ya, dur. Şunu alıverem. At bunu çöpe. Ha, şu arabaları bir temizlemem lazım benim, değil mi? Mil pardon canım benim, onu bir halledeyim dur. Temizlendi. Ay 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 ay. Tamam. Şimdi ben full öbür tarafa çalışıyordum. Bugün de araba yıkamaya çalışalım. Öyle gır gır şamata vakit geçiriyoruz işte. Önce şu Sebil'den bir suyu aban abi. Bir de tostumuzu yiyelim. Bir tost daha yok. Çay var orada. İyi. Burayı kapattım zaten. Şimdi dükkanı bir açalım. Fatura matura yok herhalde. Bu arada dükkanı ikinci levele yükseltmek istersek eğer 3,5 milyon o olayı da çözmemiz lazım. Çünkü yükseltmemiz lazım sonuçta yani. Fatura var mı abi? Fatura matura yok. Güzel. Aç abi dükkanı. Hadi bakalım. Bir yandan araba yakacağız, bir yandan da araba satacağız. Artık bakalım bereketli olur mu, olmaz mı bilemiyorum. Şimdi Twitch'te benim sevdiğim bir kardeşim beni takip ediyor. Bu oyunu ne zaman yayın açsam Kaan'ım. Yani Allah razı olsun gelir. Her seferinde izler, katılır, birlikte tartışırız, sohbet ederiz. Yalnız bırakmıyor sağ olsun. TikTok'taki değerli arkadaşlarım da böyle yayını eğer beğendiyseniz paylaşırsanız yayını orada da güzel bir sohbet ortamı yaratabiliriz yani. Ayrıca videonun izleyemediğiniz kısımlarını merak ederseniz eğer YouTube'daki kanalda ziyaret etmenizi öneririm. Aha bir şeyler geldi oraya. Gidelim. Hadi yıkayalım. Hadi güle güle. Bu şekilde de zaman geçiriyoruz işte. Müşteri var mı müşteri? Müşteri yok mu müşteri? Hadi ama. Oğlum 79 binde kaldık lan. Şu oto yıkamayla lastik değiştirme %100 kar zaten abi. Hiç masrafımız yok. Evet. Öyle diyorsun Kaan da ya ben aslında kafamdaki ne biliyor musun? Bak bu Toyota mesela, şu yandaki Passat mesela, Audi, Merso gibi bu oto pazarında 1 milyon, 1,5 milyonlara satılanlarla böyle 5 tane arabayı rahatlıkla alım satımını yapar hale geldikten sonra diyorum dükkanı büyütüp onu 8 yaparız. Parça parça senin dediğin gibi. Ama şu anda ekonomi onu kaldırmıyor bizim maalesef. Güzel. Yok mu ya almaya gelen? Ayıp ama ya. Aha. Vallahi müşteri geliyor ha. Gel abla. Canım ablam benim gel. Gel ablacığım. Gel. Şimdi bir dakika. Bizim ekranlarda sıkıntı var yine ya. Ama neyse. Hangisine geldin ablam? Lassat. 800 bin mi? Ablacığım. Ah. Hayrını gör. Aha, oto yıkamaya geldiler. Güzel.
Yalnız benim kafamı kurcalayan bir durum var burada. Şöyle. Şurada. Ya bir dur otoyok ama bu TikTok'un programı çok sinir bozucu. Şimdi şu sohbet kutusu. İki araba mı oldunuz? İyi yıkayım sizi hadi. Temiz. Ya burada tabii yayın yapıyoruz, ediyoruz falan filan. Bu eğer TikTok'un şeyleri, temsilcileri falan arada bizleri görüyorsa, bakıyorsa. Yani Allah rızası için şu TikTok programına bazı ekstra özellikler lazım abi. Onları koyun. Mesela ortaya cücük kadar bir ekran koyuyorsunuz. Ben mesela ayrı bir monitörde ana ekran çıkışı görmek istiyorum. Göremiyorum yani. Bunlar özellik abi. Yapıştır. Güzel. Ulan para uçtu ha. O Renault'u bir satarsak var ya. Tamam gel. Ha. Ufaktan tırtıklıyoruz biz de burada. Var mı? Vur mıdır gelen yok mudur? Var mı kardeş? Haydi kardeş. Aslında denk gelse şansımıza şöyle Toyota segmentlerinde 5 arabalık yerimiz var abi. Burayı bu tarz araçlarla fulleyebiliyor olmam lazım şu an ama maalesef fulleyemiyorum. Full edene kadar devam edeceğiz. Tamam geleceğim abi dur. Acıktı bizimki. Çok düşmeden yemek şeyi basalım şunu. Gidelim şu arabayı bir yıkayalım. Evet. Gönder. Bak yahu. Tamam gel kardeş. Ya öyle takılıyorum arabayı yıkarken falan, arada hareket oluyor işte oyunda ama şuraya bir müşteri daha geleydi, iyiydi ya. Doğru söylüyorsun Kaan, oraya bir bakalım. Asla şu anda müşteri de yok, bir bakalım hemen. Satmak için al. Volkswagen Lassat diyor. 756 bin yazmış. Ben bu Volkswagen'i bir çağırayım. Gelsin. Bakarız. Arabayı almaya gelen yok mu ya? Evet şurayı. Biraz daha sabırlı olalım. Belki gün bitene kadar Renault'u almaya biri gelebilir. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz abi.
Şansıma tüküreyim. Yok mu lan şunu almaya müşteri ya? Ayıptır kardeş. Neyse iki araba daha yıkarız, ne olacak? 1.000 lira 1.000 liradır. Bazen son 10 saniyede geliyor yani. Oyunun hilesi midir, çakallığı mıdır bilemedim ama harbi son 10 saniyede bazen müşteri gönderiyor yani. Evet. Gelmedi it oğlu it. Lan bug'a mı girdi bu? Şu günü bir atlayalım. Oy, Passat gelecek mi acaba? Evet git gel. Evet Passat geldi abi. Şimdi. Şu bizim Renault'yu ben bir yıkayayım. Şuna bir bakalım. Motor durumu %99 çok iyi abi. Boya kontrolüne başlayalım o zaman. Temiz. Temiz. Güzel. Oy 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 oy. Güzel. Tamam, boyada sıkıntı yok. Bir motoru çalıştır abi. Güzel çalışıyor. Yani çalışmasında da bir problem yok gibi gençler. Motoru durdurduk. Ne istiyordun? 756. Arka bagajı yapmadık mı? Yaptık. Ha, ön kaputu yapmadık. Dur. Tamam. Şimdi bak arabaya. Evet tertemiz. Arabada bir sıkıntı yok. Onu çağırırız da buna kaç para söyleyeceğiz? Sen bana onu söyle. Kaan Reyus. Bak. 756 bin bilmem kaç bir şey istiyor bu. Buna ben ne diyeyim? 730 mu diyeyim? Ne diyeyim? Bundan temiz kar edeceğe benziyoruz ama dur bakalım. 730K diyelim diyorsun, tamam. Abla. Güzel bir kadınsın ama sana çok para veremem. Ben bunu aldım. Hayırlı uğurlu olsun abi. Gitti. Şimdi ben bir pazar yerlerini bir gezi veren 1 milyon liramız var. Önce araç pazarına gidelim. Merso kaç paradan? Paramız yetmiyor. Bu Hyundai 88'miş geç.
Bir kapısı hazırlı ama Mercedes 180 93 motor, bak buna paramız yeter ha. Vallahi buna paramız yeter. Merso'ya alsam mı acaba, bilemedim şu an. 969 bin istiyor. Şimdi bu 969 bin istiyor. Buna 940 versem belki kabul edebilir. Tek kapı hasarlı Mercedes. Alsak mı almasak mı? Bir benim ortağa bir soralım. Kaan ne diyorsun? Alak mı? 940 ver diyorsun. Tamam. Vallahi kabul etti oğlum. Aldık Merso'yu, para bitti. Kardeş para bitti, aşk bitti, kızlar evine gitti. Yapacak bir şey yok. İşe git. Döndük. Burada çöp mök var mı la? Atmıştım değil mi ben onları ya? Dur. Plaka. Güzel. Harbi harbi segment yükseltmeye başladık ya. Galeriyi açtığımdan beri ilk Merso'mu aldım. Şimdi Passat'a 950 de diyorsun. Hemen kral. Okey. Merso'ya ne yazalım kral? 1 milyon mu? Yok lan, 1 milyondan fazla yazmamız lazım. 1 milyondan fazla olması lazım. 1 milyon 100 falan bir şey yazmak lazım buna. Ne yazacağız la buna? Bir milyon yüz elli. Yok. 1.200.000 yer mi? 1.150.000 değil mi? Doğru hesapladım. 1.150.000. İşte budur. Şimdi dükkanı açıyorum. Öyle unuttuk ama. Dükkanı açtık. Şuradan suyumuzu içtik. Şurada bir tostumuz olacaktı. Bir tost yiyek yahu. Aa, araba yıkama açık sadece değil mi? Tamam, arada bir araba yıkarız işte, hareket olur bize de. Ayağımı bir şeye çarptım ama neyse. Hadi bakalım. İlk müşterimiz geliyor. Renault Merso Passat. Ablacığım sende bir Mercedesçi tipi var ama dur bakalım. Vallahi Mercedes'e geldi. Hay ebeni. Oba. Merso gitti kardeş, koyduğumuz gibi. Yani bizim koyduğumuz kar, beklediğimiz kar olmadı. Abi bunları Passat, Passat 2 motor. Bakarız. Tamam. Çıkarsa çağırırız abi. Ayıp ediyorsun. Şunları bir yıkayayım. İki araba sattı, kıçı kalktı demesinler değil mi? Var mı müşteri kardeş? Yok Mercedes. Passat 2 motor var mı? Bakalım. Satmak için al. Kardeşim tek sayfa değil değil mi burası? Aha 2 var. Passat 2 motor. En uygun bir fiyata yok. Çağır dedim abi. Ertesi güne gelir herhalde. Aha. Sembol. Al abi. Hayrını gör. Para uçacak para. Para para para. Aha. Dur lan yıkayım seni. Allah bereket versin. Arada böyle tek tük tıklamak lazım. O yaptığımız bu işte işlerden, ne iş işte, lastiktir, mastiktir gibi işlerden topladığımız parayla gelen faturayı ödemiş oluyoruz. En azından arabalardan yaptığımız kar bizde kalıyor. Bu da bir avantaj abi. Hiç yoktan iyidir abi.
Evet. Müşteri var mıydı? Şu Passat'ı da satak be. Haydi be. Gerçi şimdi o Passat'ın yanına bir Passat daha gelecek. Sıkıntım şu benim. 5 arabalık yer açtım ama 3 arabadan fazla alamıyorum abi doğru düzgün. Yani zaman içerisinde aynı bu kalitede 4 araç, bu kalitede 5 araca geçmek istiyorum yani. Evet. Oğlum gel lan. Şunu satak gel de satak be hadi be. Demek ki daha o kadar aktif değilmişiz. Şunların hepsini cayır cayır çalıştırmam mı gerekiyor? Anlamadım ki. Kaliteyi ucuza satın alamayız tabii arkadaş. Yani bu işler. Müşteri yok. Gideyim şu arabayı yıkayayım. 500 lira. Allah bereket versin. Sırf şuradan aldığım parayla valla fatura parasını çıkarttım ha. Hadi. Abi son raddeye kadar bekleyeceğim. Bakarsın Passat satarsın. Yani 900 küsür istiyor da artık kısmet. Daha araba geldiği zaman arabanın motor durumu %85 falan çıkarsa zaten direkt geri yollayacağım da. Ne var araba yıkamak? Burası çalışıyor. Burası bayağı çalışıyor. Ulan o son 20 saniyede bakarsın gelir ya. Nasip bu işler. Gelmeyecek. Lan tam günü atlıyordum bu geldi. Ulan senin şansına tüküren ben neyse. Hadi gün atlayalım arabamız gelsin. Ve faturalar geldi. Gacırt indi Blackboard. Araba bir sonraki gün gelecek. Çağırdım. Bir sonraki gün gelecek o araç. Aynen şu an gelmedi araba. İzmir'den geliyordu. Arabayı çağır dedik. Demek ki 2 gün içinde dedi. Ben orayı okumadım salak gibi. Gidip biz araba alalım abi. Bugün ticaretimizi yapalım. O araba gelecek. Gidelim abi otopazarına. Alıp gelelim bir iki tane araba falan bakalım. Şimdi. Şu Hyundai'nin cipi mi bu? Bu ne bu? %93 808 bin istiyor. Çüş. Dur bakayım başka ne? Aha bir Passat da burada var. Aha. Aşiret kasa.
Hadi ya, motor durumu düşük çıktı. Bunu almayalım. Passat'a satamazsak gelince alamayız. Bu geç. Bu ne? Volkswagen bu. Yani alınabilir. Bak şu araba temiz mesela. Burada Audi var abi. Aslında oradaki Jeep ya da şu Audi olabilir. Burada bir Merso var. %91'e bunu niye alayım ki abi? Bak burada %96 2 motorluk Audi var abi. Evet, şimdi ya bu Audi'yi alacağız abi. Ya da bunu alacağız abi. Bir de şurada i30 var. Motor durumu düşmüş, bunu geç. 808 bine ya bunu alacağım ya da o Audi'yi alacağım. İkisinden birini alacağım. Ama hangisini? Şimdi aslında ben Audi'den yanayım. Audi'ye istediği parayla, yani biraz kırpabilirsek ki kırparız diye düşünüyorum. Passat'a nasıl bakacaksın oğlum? Passat gelmedi. Bu arabaları şu an buldum. Bir sonraki günde bulamaya da bilirsin temizini. Passat gelmedi bak, yok. Senin için bir kere daha gün atlatacağım. Gelmezse yapacak bir şey yok abi. Ulan her gün atlattığımda da bunu temizliyoruz. Bu ne ya? Şeye benzedi. Bunun durumuna bakalım şimdi. %82 motoru alayım mı? Şimdi otopazarına gidiyorum işte. Mecburen. Diyorum ya, o ihtimali düşüneceksin her zaman. Bak şimdi motoru düşük geldi arabanın. Kısmet. Şimdi şurada bir Megane var. Burada Jeep var. %90 bunu geç, bunu almam ben bunu. Bunu da almam. Bu ne? Toyota mı bu? Toyota. %96 diyor, arkadan vuruk. Renault. Audi mi, Audi yok. Aha Audi. %91. Hiç vuruğu kırığı yok. %93. Olabilir. 81 abi. Hayatta almam. %85 almam. %98. Oha. Bak bu %98, araba küçük ama motor durumu iyi. Bunu satarız. Bu satılır. Bunu alacağız mecbur. Bir şeyler koyacağız abi. Bir tane araba kaldı orada. 311 bin diyor. 2011 model. 290K yazalım buna. %98 motor durumu iyi. Buna bakalım. Ya motor durumu çok yüksek olan arabalara bakıyorum. Özellikle düşükleri almamaya çalışıyorum. ...290K'ya bunu gönder. Şunun motoru ne? Anam bu pert, bunu geç. Çok hasarlı bu. İki parça hasarı var. Şu, bu da çok hasarlı. 704.000 tek parça. Motoru kaçtı bunun ya? 96 bunun motoru. Şunun motoru kaçtı? 82. Bununki kaçtı? 93. %93 sıfır hasar bir araç. Aslında alabiliriz. Bir de şurada bir parça hasarı, %91'li bir Audi var. Kaç para istiyor la buna? 790 küsür istiyor. Aslında biz buradan aslında temizinden güzel arabalar var. Mesela şu %93 motor
hiç hasarı olmayan, boyası olmayan bir araba. Buna bir para teklif edip bunu alıp koyabiliriz. Yani en azından dükkanda mal olsun abi. Yoksa hiç müşteri gelmeyecek. Buna 270 desem verir mi acaba? Deneyim mi bir ya? Bir deneyim 270'i, belki verir. Vermedi. Ne yapacağım şimdi ya? Hmm. 270 vermedi. 275'e verir mi? Gerçi dur. 99 istiyor. Neredeyse 300 bin istiyor. 280 desem kesin verecek. Abi bu bir şaka mı? İnat etti, gıcık herif vermiyor ya. Oğlum bak, son 285 diyorum, almam ha. Almıyorum. Hıyara bak. %91 Audi var burada abi. Almadım zaten. Bunu ne diyorsun? 792. Buna ben 792, 782, 770. 770 çekeyim bakayım. Tamam, aferin. Adam ol canımı ya kardeş. Paramız var ve bu parayı alabileceğimiz araç da var şu anda burada, dur. Ben bir tane görmüştüm, neredeydi o ya? Yok abi, bunun çok parçası değişen. Hay ananı. Ya da almıyorum ya, kalsın para. Olanı satacağım. Kaan Reis, kaç fiyat yazalım bunlara? Söylemiyorsun hiçbir şey. Böyle olmaz ama. Ay 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 ay. Ben bunun için 770K'ya aldığıma göre buna 900 diyebilirim aslında. 850, eyvallah. Şuna ne diyeceksin? 290 aldıydık bunu. Şu çöpe atayım ben bu arada. Evladım gün bitti. 400K mı? Sen ciddi misin? Kabul etmiyor. 390'ı da kabul etmiyor. ...385'i kabul etti. Şimdi bu üç arabayı satmak için şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Atla gün. Çöp. Var mı sağda solda çöp? Var. Hemen arabaları temizleyip dükkanı açacağım. 3 arabayı satacağız. Yani satmak ümidiyle. Evet. Geldik. Dükkanı aç.
su iç, içemedim. İçsen lan. Heh. Şuradan dost diyelim, dost. Bana bir tost ver bakayım şuradan. Yetmedi, bir daha yap. Herhalde 1,5 ekmek yiyeceğiz şimdi. Tamam. Araba yıkayalım. Yok mu gelen giden kardeş? Haydi ya. Bir satış edeceğiz edemedik onu. İnşallah satarız. Abi müşteri yok ya. Bekle bakalım müşteri. Satacağım. Hepinizi satacağım. Gelmiyor. Aha müşteri. Gel. Ben satacağım. Ya bak, al git tamam al hadi ayrını gör ya. Ben 385 dedim, o 375 verdi, olsun. Allah bereket versin. Gelen giden yok mudur? İyi. Yahu kardeş. Bu ikisi satılmıyor. Böyle lanetli araba gibi kaldılar orada ya. Beklemeye devam. Ya abi bu ne ya? İşler zayıfladı ya. Kötü oldu bu iş. Evet. Tamam, silerim. Hadi gel temizleyeyim seni, gel hadi.
Ya oto yıkama coştu. Aha müşteri. Abim hayrını gör. Son bir Audi'miz var hocam. Onu bir satacağız inşallah. Bakalım neler olacak şimdi. Hadi. Evet, bakalım neler var neler yok. Göreceğiz şimdi. Bakayım, orada bir şey yok. Yani şu Audi'yi bir satamazsam hep tek araba kalıyor abi, sinirim bozuldu ha. Hadi lan oyun, hadi be. Hadi oğlum be, bir müşteri gönder şunu satalım ya. Vallahi bir tane müşteri şeyden araba çağıracağım. Bir tane hiç otopazarına falan gitmeyeceğim. Gelen araba işime yarayacak bir şey olursa alacağım iki araba. Satacağım abi, inat ettim ya. Audi gidiyor. Abim hoş geldin. Sana bir Audi satalım, gel. Al senin olsun, hadi afiyet olsun. Oh, paraya bak. Hey yavrum be. Şimdi ben araba yıkamayı kapat. Gel şuraya. Çok istiyor bu ya. Yani onu alacağım ama BMW alırım daha iyi abi. Bokunu çıkarttı. Bu ne abi? Bu paraya bu çüş yani. Yani aslına bakarsan şu BMW'yi çağırsak daha mantıklı abi. Aslında BMW lan, BMW lan. Vallahi BMW yani. Merak ettim BMW'yi. Bir gelsin bakayım. BMW'yi merak ettim şu an. Bir yol kenarına uğrayacağım. Hı.
Arabayı mortlatmışsın. Merso mu o? Ha, Renault'ymuş. Motoru da düşükmüş. %93. Tamam, sana döneceğim. Şu ileride ne var ona bir bakayım. %383, %92, 1.6 dizel. Volkswagen Polo. Olabilir. Buna ben bir 360 çekeyim bakayım ne diyecek. Son fiyat veriyorum hocam. Yolun açık olsun hocam. %367. Yuvarlayalım, 350 diyelim. Verirse verir. İyi. Park yeri 1'e bunu gönder. Bir tane yeter. Dursun. Bel. Benim istediğim fiyata veriyorsa alayım. Vermiyorsa almayacağım. Sanki araba yok piyasada, nasıl satayım. Şu Megane'a hiç bakmadım. Niye bakmadın? Bir bak bakayım. %84. Bakmasaymışım keşke. Böyle işin içine edeyim. Dön hocam. Şimdi şunu %350'ye aldık değil mi biz bunu? 450 dersen bunu kabul eder. 100K koyarım üstüne. Bence eder. Etmedi lan. Aa. 445 olur. Kusura bakmasın kimse. Evet, şimdi gün atlayacağız ama gün atlamadan önce canlıdaki arkadaşlarım kusura bakmayın. Bir 30 saniyenizi alacağım. Değerli YouTube için burayı kesmek istiyorum bu bölümü. Çünkü yani yanlış anlamayın beni. Bu iş biraz biliyorsunuz, bölüm çok uzamış. Evet sevgili YouTube'cum, senin için ben bu bölümü sonlandıracağım şimdi. Devamını bir sonraki bölüm olarak göreceksin YouTube'cum sen. Biz tabii ki canlı yayında devam edeceğiz arkadaşlarla. Şöyle bir 30 saniye görüntüden gidip geleceğim ama sıkıntı yok. Sevgili YouTube, görüşeceğiz seninle bir sonraki bölümde. Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bağlıyorum. Bölümü senin için burada kesiyorum ve kestim.